Doğumla beraber karı koca ilişkisi, hatta sevgili ilişkisi, anne baba ilişkisine dönüşüyor. Ve bu ilişkilerde bir takım problemlere yol açıyor. Bugün Yeşim Varol Şen'in yanına geldim. Merhabalar Yeşim. Merhaba. Yeşim, bu ilişkinin değişim süreci ne tarz sorunlara sebep oluyor ve bu sorunları engellemek, önlemek nasıl olabilir? Şimdi doğumdan sonra ilk 6 ay yeni doğan dönemi. Dolayısıyla annenin de babanın da çok fazla çocuğa ve çocuğun ihtiyaçlarına odaklandığı ve böyle hayattaki değişime uyum sağlamaya çalıştıkları süreç çok doğal. Ama bunu dönemin 6 aydan daha uzun sürmesine de çok izin vermemek lazım. Bunu asla ve asla bebeği ihmal etmek anlamında elbette söylemiyorum. Evet. Ama bununla birlikte sadece anne baba olmadığımızı, aynı zamanda karı koca olduğumuzu, bir ilişkimizin olduğunu da unutmuyor olmamız lazım. Hayat tekrar eski haline yavaş yavaş dönmeye başlıyor. 6 ay sonra işimize dönüyoruz, anneler çalışmaya başlıyor, eğer zaten çalışan bir anne ise evde bir düzen başlıyor ve çocuk da biraz daha böyle bizim hayatımızda gece gündüze uyum sağlar duruma geliyor. Bu dönemde özellikle babalara tavsiye ediyorum. Çünkü anneler çok fazla bebeğe odaklanıp kendi ilişkilerini ve babaları daha kolay unutabiliyorlar. Annem şapkasını bir giyince öbür şapkalara yer kalmayabiliyor. Evet. O yüzden özellikle babalara tavsiye ediyorum. İlk 6 ay loğusalık döneminde lütfen eşlerine çok destek olsunlar ama o çok bebeğe odaklı, annenin kendini ve ilişkisini unuttuğu dönemi sonrasında hatırlatmaya başlasınlar. Bu da şu demek, yavaş yavaş çocuğumuzu elbette ihmal etmeden yine biz karı koca vakit geçirmeye başlayacağız. Bebeği uyutunca yine oturup birlikte sohbetimizi edeceğiz, birlikte dizimizi seyredeceğiz. Belki belli aralıklarda bir dışarı çıkacağız, karı koca baş başa bir yemek yiyeceğiz, bir hava alacağız. Bunlar ilişkiyi besleyen önemli şeyler. Aksi takdirde ben kendi çalıştığım danışanlarımda da çok görüyorum. Yıllar sonra bile tamamen çocuğuna odaklı, çocuğuyla uyuyan anneler. Misafir odasını kendi odası haline getirmiş babalar ve tam o dönemden başlayan duygusal uzaklıklar ilişkileri çok kötü etkiliyor. Dolayısıyla el birliğiyle ilişkiyi taze tutup, ilişkiyi hatırlayıp bunun çocuğun ve çiftin yararı için böyle hararetli, sevgi dolu, güzel bir ilişki şeklinde tutmakta fayda var. Peki, yani burada babalara da çok iş düşüyor diyorsun. Tabii. Çünkü annenin o kimlikten sıyrılması biraz daha zor oluyor ama babanın birazcık anneyi teşvik etmesi lazım, değil mi? Çünkü kadının vücudunda hormonlar değişiyor, oksitosin sağlanıyor, anne bebeğe bağlanıyor, aşık oluyor. Bazen babayı gözü görmüyor. Evet. Dolayısıyla kadının o ruh halinden çıkıp yeniden sadece anne değil, bir kadın, bir arkadaş, bir eş, belki çalışıyorsa çalışan bir kadın olduğunu hatırlatması biraz babanın desteğiyle daha kolay oluyor. Peki, çok teşekkür ederim Yeşim. Evet sevgili anneler ve babalar, doğumdan sonra, bebeğiniz biraz büyüdükten sonra birbirinize tekrar yeniden eskisi gibi, eskisi kadar çok olmasa da günün belli saatlerinde vakit ayırmanız gerekiyor ve bunun için gerçekten çaba sarf etmek gerekiyor. Bir anne olarak söylüyorum, gerçekten o anne kimliğinden sıyrılmak çok zor ama bunu birazcık eşlerimizin desteğiyle yapmamız gerekiyor. Bu arada babalara birazcık pay düşüyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.